Metropol Gündemi başlıyor. Metropol Gündem'den merhabalar sevgili izleyenler. Hafta içi her gün oldu. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Evet, 91.çift frekansından bizleri dinliyorsunuz. Metropol Medya sosyal hesaplarından ise canlı olarak izliyorsunuz. Bildiğiniz gibi hafta içi her gün birbirinden değerli konukları sizlerle tanıştırıyoruz sevgili izleyenler. Evet, güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle programımıza başlamak istiyorum ve bugünkü konuğumuz sevgili izleyenler Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkan adayı Aziz Dağtekin. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Sağ olun. İlginiz için biz de teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun çok iyiyiz. Evet. Biraz 18 aydan beri sahalardayız. Ne güzel. Malumunuz pandemiden dolayı. Evet. Yeni yeni işte tam sağlık problemleri ortadan kalkmış üzereyken seçim işte bu yaz sıcağında seçim atmosferine girdik. Umuyorum iyi olacak, her şey güzel olacak diye düşünüyorum. İnşallah diyelim. Gerçekten bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Bazı seçimler iptal oldu bildiğiniz gibi. Temmuz'un birinde normalleşmeye döndük. Hani normalleşme deyince tabii ki yine de dikkat etmemiz gerekiyor. İlla ki. Önce yani, sağlık diyoruz. Evet, önce sağlık diyelim. Evet. Maske, mesafe, temizlik kurallarına çok dikkat edelim lütfen. Evet. Evet. Bu anlamda tabii ki normal hayatımızı da buna göre sürdürelim. Evet, bugün emeklilere konuşacağız sevgili izleyenler. Ve dediğim gibi Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi'nin seçimleri var. Şu anda da Aziz Dağtekin bu Emekliler Derneği adına Yüreğir Şubesi'ne aday. Ama neler yapacak? Adaylık sürecinde neler vaat etti? Emeklilerle ilgili sorunlar nelerdir? Bunları konuşacağız ki öncelikle şunu konuşalım isterseniz. Bugünlerde zaten emekliler konuşuluyor. Neden konuşuluyor? İşte zam ayı, bayram geliyor, ikramiye alacaklar. Evet. Yani biraz mutlu ayları ama bir zam geldi. %8,5 gibi herhalde. 8,45 oranla. 8,45 oranla bir zam geldi. İsterseniz buradan başlayalım. Yani bununla ilgili emeklilerimiz memnun mu? Beklentileri nelerdi, neler oldu? Evet. Sohbetimize başlamadan önce sevgili Metropol FM dinleyicilerini, sevgili emeklilerimizi, TÜYET Yüreğir ve Adana Şube Başkan adaylarını, bizi destekleyen, bizi izleyen, radyoların başında bizi dinleyen hanımefendileri ve beyefendileri en derin kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Malumunuz emekli, artık yani emekli deyince işe yaramaz. İşte maalesef toplumda böyle bir algı var. Takavut diye eskiden takavut olmuş derlerdi. İşe yaramaz gibi görülüyor. Oysa emekli bu ülkenin hem anası hem babası, birçok alanda hayatımızın her noktasında var olan bireylerimiz, örf adetlerimiz, ananelerimiz, her şeyimiz onlarda saklı. Evet. Biz onları kaybedersek toplumsal değerlerimizi de kaybetmiş oluruz. Çünkü onlar bizim ailelerimizin direğidir. Biz onları iyi korumak zorundayız. Maalesef az önce sizin de bahsettiğiniz gibi birçok noktada emekli her alanda hüsran ve perişanlıklarla yüz yüze. Biz bunları kısmen de olsa Aziz Dağtekin olarak bir medya mensubu olarak 35 yılını medya alanında harcayan, emeklinin her alanında olan bir birey olarak, emeklilerin içinden gelen biri olarak biz bir takım projelerimizle onların da hayatlarına güzel katma değerler sağlayacağız inşallah. Evet, tabi orayı atladık aslında, meslektaşız. Evet, sizler evet. Bizlerin büyüğüsünüz. Estağfurullah. Bu anlamda estağfurullah. Evet. Gerçekten büyük emekler vermişsiniz. Evet. Bizler de şimdi sizden aldığımız bu bayrağı ileriye doğru taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizden sonra da diğer arkadaşlar inşallah yapacaklar. Ama şöyle baktığımız zaman da gerçekten basın sektörü de zor durumda. İşte maalesef. Bildiğiniz gibi yeni tasarruf yasası çıktı. Bu bizi de etkiledi. Bunları neden söylüyorum? Çünkü siz de bu mesleği mesleğin yaptığınızdan içinden dolayı gelen biri olarak biz de yani medyanın sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Evet. Bilhassa yerel medyaların ayakta kalması çok güç. Evet. Biz geldiğimizde ki gümbür gümbür Allah'ın izniyle geliyoruz. Her kesimin başkanı olacağız. Emeklilerimizin yanı sıra medyamızın güzide mensuplarını da her alanda koruyacağız.
önemli günlerimizde onlar adına da bir şeyler yapacağız. Yani bu mali açıdan olabilir, ortak projelerde payda evet. sağlamada olabilir, birçok alanda biz medya sektörüyle iç içe olacağız. Evet, yani o camiadan geldiğiniz için ortak evet. çalışmalar muhtemelen evet. Olacaktır elbette ki. Evet. Seçim tarihi belli mi Aziz Bey? Evet, 2021'in 17 Şubat'ında yapılması gerekiyordu seçimimiz. Evet. Malumunuz pandemi süreci girdi. İnsanlar tabii evlerine hapsolundular evet. sağlıklarını korumak adına. Ötelendi 17 Temmuz'da seçim günümüz Yüreğir Kültür Merkezi'nde seçim günümüz belli oldu. Bu arada bizim oy pusulamızın rengini de tabii ki. İsteğimiz dışında mevcut yönetim bütün adayları toplayıp renk ayrımını belirlemişlerken evet. bizleri görmezden geldiler. Emeklileri ve bizleri yok saydılar. Ama emeklerimizin de bunların yok sayacağına sandıkta gereken cevabı vereceklerine evet. inanıyoruz. Biz zorunlu olarak turuncu renginden karar kıldık. Yani bize başka renk bırakmadıkları için kendi evet. adına. Halbuki bu kurayla demokratik seçimlerde demokratik haklar kurayla belirlenir. Yani evet. bu olayda biz dışlandık biraz. Evet. Yani önemli olan tabii ki sizin evet. çalışmalarınız, vaatleriniz. Renk çok önemli değil. Irk İllaki. Çok önemli değil bildiğiniz gibi. Turuncu İllaki. Renk de güzeldir. Sonuçta turuncu renkte Adana'mızı temsil ediyor. Adana Spor turuncu beyaz biliyorsunuz. Tabii yani. Adana Demirspor mavi lacivert. Yani tabii. renk önemli değil elbette ki. Yüreğir şubesinin kaç üyesi var emekli olarak? Şu an tabii 20 bin deniliyor. Yaklaşık 20 bin. Evet. O kadar bir üye yok. Yani 17 bin ile 19 bin arasında değişen. Çünkü bu pandemi sürecinde Hakk'ın rahmetine kavuşan evet. Emeklerimiz oldu. Onlara da buradan sizin aracınızla Allah'tan gani gani rahmetler diliyoruz. Ailelerine de sabırlar diliyoruz. İnşallah biz de gelince onların ruhlarına değecek şekilde her cuma günü bir mahallede onların ruhlarına fatihalar okuyacağız, dokumlar dağıtacağız. Onlarla birlikte olduğumuzu yani dualarımıza da göstereceğiz. Mutlaka elbette ki hemen yine izleyicilerimize de emeklerimize de buradan bir çağrıda bulunalım. Sosyal medya hesabından başkanın da sosyal medya hesabından canlı olarak şimdi programı izliyorsunuz. O canlı yayın altına sorularınız varsa, önerileriniz varsa, istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Biz buradan aktarırız. Şimdi önümde elbette ki sizle ilgili bir broşür var. Broşürde de gerçekten güzel temenniler var. Yani evet. Bu anlamda yapmak istediğiniz projeleri sıralamışsınız. Evet. Ve gerçekten bunları yaptığınızda emekler bir nebze olsun rahatlamış olacak. Evet. Şimdi isterseniz bu yöne geçelim. Başkan oldunuz. Şimdi emeklilerimiz sizleri izliyorlar. Neler yapacaksınız? Emeklerimizi rahatlatmak adına, emeklerimizin psikolojisini düzeltmek adına, stresler biliyorsunuz streslerini atmak adına. Doğru. Ne gibi projeler yapacaksınız? Şimdi efendim emekli olunca kendini bal ayına çıkmış gibi zannediyor. Evet. Yani ilk günlerinde böyle bir mutluluk, sevinç var. Evet. Halbuki öyle değil. Yani emeklinin birçok alanda kendini ileriki aşamalarda yalnızla itildiğini hissediyor. Evet. Şimdi emekli tabii bu iş hayatından kopunca evde işe yaramaz gibi görüyor kendisini, hissediyor. Bunun da birçok evreleri var. Biz kısmet olursa geldiğimizde emekliyi bir hani iş aleminde hizmet içi evet. eğitim seminerleri olur ya. Evet. Biz de emeklilerimizi, yeni emekli olanları, ondan öncekileri de hizmet içi eğitime tabi tutacağız. Yani onları evet. eğitime hazırlayacağız. Emekliliğe hazırlamış olacağız. Oraya geçmeden önce tabii yani emeklilerimizin şu an hak ettiği birçok şey var ama maalesef onlara evet. kavuşamamış durumda. Takdir buyursanız öğretmenin öğretmen evi var. Polisin polis evi var. Askerin ordu evi var. Hekimin hekim evi var. Evet. Ama her ne hikmetse bu ülkenin hem anası hem babası olan emeklilerimizin hiçbir sosyal tesisi yok. Evet.
Şimdi 45 kilometre ötede bizim Karataş'ımız var. Öte tarafta Yumurtalık diye güzide bir turizme açık beldelerimiz var. Bu beldelerimizdeki turizm alanları, evet, toplumumuza kazandırılmadığı için siyasi otoriteler tarafından halk bu defa komşu ile Mersin'e kaçma zorunda, evet, kalıyor. Evet. Biz büyüklerimize şunu sesleniyoruz, devlet büyüklerimize. Karataş'ı, Yumurtalı turizme açın. Oradaki kamu tesislerini, evet, emeklerimize açın. %50 indirim hiç olmazsa %100 evet, olmuyorsa da %50 nispetinde bir indirimden, evet, istifade etsinler diyoruz. Orada da bir deniz evi, yani deniz kampı, evet, hazine alanlarında 49 yıllarında kanun bunlara herkese açık. Evet. Onları bir emeklerimize kazandıracağız. Bunun yanında memur ve çalışanlara sağlanan aile yardımlarının emeklere de sağlanmasını talep ediyoruz. Çünkü emeklerimiz bunu hak ediyor hakikaten de. Sadece şu an %4 işte şey veriyorlar. Yani eskiden fatura falan toplanıyordu. Evet. Onun yerine himmetmiş gibi, hı hı, onu öngördüler. O da ciddi bir şey değil yani. Biz bunların, bu indirimlerin çoğalmasını talep edeceğiz. Bir de emeklerde yaş sınırı olmaksızın ülke genelinde toplu taşıma araçlarından istifade etmesini sağlamış olacağız. Aynı gün ve prim ödenmesine, evet, sahip olmalarına rağmen emeklerimiz farklı maaşlarla karşılaşıyorlar. Yani 2000'den önce ve sonra diye ayırdığımızda 2000 yılından önce emekli olanlarımız daha fazla bir, evet, para, evet, alıyor. Sonra, evet, alanlarda işte o prim katsayı hesaplamasından dolayı bir sürü mağduriyetler yaşıyor. Kesinlikle. Orada, evet, bir şeyitsizlik var. Adaletsizlik, evet, adaletsizlik var. Adaletsizlik, evet, var, eşitsizlik var. Halbuki hukuk devletinde eşitlik ilkesi değişmez kural ve, evet, kaydedir. Bu ihlal edilmiş durumda. Biz emeklerimizle yani mevcut düzene karşı çıkmayacağız, başkaldırmayacağız ama demokratik haklarını da aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Yani mutlaka tabii gerçekten emekliler, şöyle baktığımızda emeklerle konuştuğumuzda, evet, şimdi yurt dışıyla kendilerini kıyaslıyorlar. Yurt dışındaki emekliler diyorlar ki işte bir aylığıyla istedikleri gibi tatil yapma imkanları var. Ama biz Türkiye'de ne yazık ki yani dibimizdeki tatil beldesine bile gidip tatil yapamıyoruz gibi seslenişleri oluyor. Yani, doğru, normalde böyle konuştuğunuz zaman gerçekten emeklerimiz birçok derdini anlatıyorlar ki Türkiye'deki bizim emeklere baktığımızda elbette ki diğer ülkelere göre çok azalıyorlar. Artı bir de bizim kültürümüzde işte çocuğuna, torununa, işte gelinine ev almak, işte onlara yardım etmek gibi de bir durumları var. Önemli günlerde hediyeleşmek. Evet, 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 evet. Onların en büyük hasletleri. Evet, evet, yani öyle bir durumları da var. Böyle olunca da emeklinin tadını çıkaramamış oluyorlar. İşte sizin ifade ettiğiniz gibi emeklerin önünü açarsanız sosyal tesisler gibi ya da daha farklı stres atma gibi, psikolojik olarak yardımcı olma gibi bu durumlar aslında emeklerimizi rahatlatacaktır. Tabii şimdi bunun yanında bizim başka projelerimiz de var. Şu an malumunuz emekliler odun kömür, evet, üzerinde mali yapısı bozuk olan emeklilerimiz, evet, var. Bunlar odun kömür alıyorlar 4 ay vadeyle. 4 ay vadeyle aldıkları kömürü odun kömür ticareti yapan, evet, evet, anlaşmalı firmalar hukukun dışına çıkarak kanunsuz, evet, bir şekilde para yerine şey odun kömür yerine para veriyorlar. Yani diyelim 4 ton üye 4 ton odun kömür yazılmışsa 4800 lira borçlandırılıyor. Bunun karşılığında 2000 lira kesintiye uğratılıyor odun kömür, evet, ticareti yapan firmalar tarafından. 2800 lira gibi ahlak dışı bir parayla geri dönüş sağlamış oluyorlar. Onlar da 4 ayda bu paralarını maaşlarından kesinti yapılmak, evet, suretiyle alıyorlar. Bizim gelmemiz halinde biz bir havuz sistemi kuracağız. Emeklimizi faizciye, tefeciye ezdirmeyeceğiz, boğdurmayacağız. Bu havuz sisteminde belli bir limit koyacağız bütçemiz dahilinde. Çünkü bizim hayır hasenat sahibi insanlarımız da var. Evet. Toplumumuz Allah
Anadolu insanımız da gani gani razı olsun. Çünkü onlar gerçek anlamda yani Anadolu insanına yakışır bir şekilde özveriyle çalışıyorlar. Onların da desteğiyle biz bağış toplamak suretiyle bir havuz sistemi evet. oluşturduğumuzda bu havuzun da bütçesini geniş tuttuğumuzda çünkü kendi içinde dönecek havuz faiz yok. Size diyelim 4 ay vade ile parayı verdik. Evet. Vade farkı yok. Bir 100-200 lira gibi noterden dolayı çünkü herkes iyi niyetli olmayabilir bu konuda. Mutlaka. Biz de burada emeklilerimizin 20 bine yakın emeklimizin evet. hakkını korumakla adına onların hakkını koruyacağız. Korurken de onların geri dönüşünü sağlamış olmalıyız ki havuz sistemi dönsün. Kesinlikle. Onu yapacağız kısmet olursa. Bir de emeklerimizin çoğunun çocuklarının diyeyim çoğu eğitimini maddi imkansızlıklardan dolayı tamamlayamıyorlar. Evet. Biz bunların da o ihtiyacını karşılamış olacak burs yoluyla burs vereceğiz kısmet olursa. Bir de malumunuz GSM operatörleri ve internet sağlayıcılar var. Evet. Bunlar şu an ciddi manada emekliye bir indirim sağlamış değiller. Evet. Biz Adana şubeyle ve yüreği şube toplanmak suretiyle, çünkü o da bizim emeklimiz, o da bizim mutlaka. Emeklimiz. Toplanmak suretiyle GSM operatörleri ve internet sağlayıcılarla ciddi manada bir anlaşma yapacağız. Yani emeklinin menfaatine olacak olan bir anlaşma. Sonra sağlık kuruluşlarında katılım payı adı altında paralar alınıyor. Evet. Yani özel hastaneler için söylüyorum. Bunun en azından %50 nispetinde hastane sahiplerimizin feragat etmesini talep edeceğiz. İndirim olarak emeklinin hanesine yazdırmış olacağız. Yine indirim kalemlerini çoğaltacağız. Mesela Yüreğir'de, Sarıçam'da oturan bir emekli, çarşıda ismini vermeyelim reklam anlamına girmesin. Evet. A firmasıyla anlaşma yapılmış. %3, 100 liralık bir alışveriş yapacak. 3 lira indirim kazanmış olacak. Zaten şeyden gelince Sarıçam'dan buraya gelip gidene kadar 3 lira da zarara girmiş olacak. Evet. Yani bizim yönetimimizde bankacılar var, finansçılar var, hukukçular var. Bunların da görüş ve bilgileri dahilinde farklı her gün kafa yiyoruz, projeler yapıyoruz. Emekliyi nerede, nasıl kâra geçeriz noktasında mutlaka. Ciddi projelerimiz var. Yani elbette ki önemli olan projeler, emekleri evet. rahatlatma. Hani şöyle önümde görüyorum, yani ev hanımlarına bile biçki, dikiş kursları imkanı sağlamak istediğinizi söylemişsiniz. Evet. Gerçekten bu da emeklilerimiz için önemli. Emekli evi demişsiniz mesela. Bunlar güzel projeler aslında. Tabii buna ilave olarak Murat Beyciğim takdir edersiniz ki şeyde Adana Organize Sanayi Bölgemiz var. Adana'mızın evet. kalbi. Burada her gün milyonlarca lira değerinde gıdamız çöp oluyor. Evet. Bu çöpler nereden geliyor? Vardiya iptallerinden dolayı bir gün sonra saklanılmıyor. Evet. Biz emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin, garip gurebanın hanesine yani evinde yemek pişmeyenlerin o artık olmayan yemekleri evlerine taşıma evet. yoluna da gideceğiz. Çünkü şu an emeklinin çoğunun evinde sıcak yemek pişmiyor. Evet. Oradaki yemekleri belediyelerle, evet. kaymakamlıklar marifetiyle, muhtarlıkların desteğiyle tespit edeceğiz. Belediye ekmek satış noktaları var. Onların da o noktalarından ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız kısmet olursa. Evet inşallah. Tabii bunlar güzel şeyler evet. Elbette ki. Önemli olan tabii proje üretmek, çalışmak, emeklerimizle ilgili gerçekten emeklerimizi rahatlatacak hizmetlerin altına imza atmak. Elbette emeklerimiz zor şartlarda yaşıyor mu? Yaşıyor. Evet. Birçok emeklimize baktığımız zaman çalışmak zorunda kalıyor. Ama işte Emekler Derneği olarak da sizler başa geldiğinizde ise bunları en azamiye indirmek için elinizden gelenleri yapmanız gerekiyor elbette ki. Evet, bunun dışında neler söylesiniz emekliye? Bunun dışında farklı neler yapmayı düşünüyorsunuz? Emeklerimiz elbette ki siz projelerini
dizi sıraladınız. Muhtemelen güzel projelerdir. Bunlar emeklerimizin hoşuna gidecektir. Bunları yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, emekliler Yüreğir şubesine geldiğinizde baktığımızda birçok projeniz var ama öncelikle nereden başlamak istiyorsunuz? Nereden başlayacaksınız? Şimdi biz daha çok emeklinin asgari ücretle ilgili. Evet. Yani emeklinin asgari ücrete, maaşların asgari ücrete denk gelmesi noktasından bir başlangıç yapmak istiyoruz. 2000 yılına kadar eskiden emeklilerin maaşı 300-400 lira gibi asgari evet. ücretin çok çok üzerinde olur idi. Evet. 2000'den işte o meşhur kitapçık fırlatma hadisesinden sonra bir kanun çıkarıldı. Hı. 2000 yılı öncesi ve sonrası diye ikiye ayrıldı. Hatta evet. 2008'de de bir kanun çıkarıldı. Emekliye 3 farklı maaş hesaplama modeli uygulandı. Şimdi emekli 2000 yılından 2001 yılına kadar emekli aylıklarına artış milli gelir artışının %40'ı 40 nispetinde gerisinde kaldı. Evet. Biz bunları iyileştirme noktasında çok ciddi çalışmalar yapacağız. Evet. Şimdi 20 bin nüfuslu olan bir kuruluşuz. Evet. Bu 20 bin nüfuslu kuruluşun %10'unu toplamak suretiyle, yani bugün Türkiye'de bir siyasi parti bile, en büyük siyasi parti bile evet. 2000 kişi zor toplayabiliyor seçim meydanlarında. Biz bunları toplayarak, emeklilerimizi toplayarak sesimizi siyasi otoritelere duyurma cihetine gideceğiz. Bu mitingden olur, bir bildiri yayınlamayla olur ama zinhar yanlış anlaşılmamalıyız. Çünkü bizim niyetimiz mevcut düzene başkaldırmak değil, hakça yaşamak. Mutlaka. Emekliyi ve emeklinin emeklilik haklarını anayasal düzen içerisinde koruma altına alınmasını talep edeceğiz. Ya mutlaka baktığımız zaman aslında emekli maaşlarına evet. En düşük emekli maaşı 1500 lira ama gerçekten işte 1500, 1600, 1700 yani 2000 lira 2000'den aşağı alan çok emeklimiz var. Doğru. Yani bu doğru. da şu ortama baktığımız zaman yani geçim durumuna baktığımız zaman hakikaten çok düşük. Emekli can çekişiyor. Evet yani çekişiyor. Bununla ilgili de dediğimiz gibi emekli zor durumda, emeklerimizle ilgili ne gerekiyorsa bunun yapılması gerekiyor. Şimdi biraz önce tabii ki siz başkan adaysınız ama bir de yönetmeniz var. Biraz önce yönetmemizde evet. de gerçekten birçok ilgili arkadaşlar olduğunu söylediniz. Nasıl oluşturdunuz yönetiminizi? Yönetimizde neler var? Kimler yönetimimizde var? Bankacı nasıl yönetim? Arkadaşlar evet. var. Evet, bankacı arkadaşlar var. Bankacı arkadaşlar, onlar parayı nasıl yönetebilir noktasında iyi tecrübeli, profesyonel evet. arkadaşlar. Benim de ISO 9001 yani basın sektörü haricinde evet. ISO 9001 ve 2000 profesyonel yönetim dalında kalite belgemiz var. Yani ağaç dallarıyla gürler misali. Biz de ekibimizi bizimle uyum içerisinde çalışabilecek, emeklinin sorunlarına koşabilecek, işte bugün işim var yarın gideyim anlayışından uzak, evet. özveri sahibi, kendi sağlığından, zamanından feragat edecek, 7/24 emeklinin hizmetinde olacak ekip seçtik. Bu ekiplerimiz hepsi de şu an sahadalar, hepsine de ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Biz buradayız, onlar sahada. Çalmadı kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Evet. 20 bin üyenin tamamına evet. ulaşamadık ama şu an 10 binin üzerinde üyeye ulaşmış durumdayız. Eğer bu mevsimsel şartlar el vermiş olsaydı, çünkü çoğu yazlıkta, denizde, yine Aziz Dağtekin ve ekibi olarak 5 bin kişiyi sandığa getirmeyi hedeflemişiz inşallah bir manikeder çıkmazsa. İnşallah tabii, yani katılım evet. Yüksek olur. Sonuçta yani kendileri için gelecekler. Evet. Evet. Kendi gelecekleri için, kendi imkanlarının daha iyi olması için gelecekler. İnşallah katılım olur. Yani mevsimsel olarak biraz elbette ki ters bir zaman ama evet. işte pandemiden dolayı da ne yazık ki böyle oldu. Maalesef. Evet, çünkü emeklerimizin genelde işte yaylada şu anda.
Ama evet, inşallah katılım iyi olur diliyoruz. Peki siz notlarınızı almışsınız. Bunları evet, konuşmak için. Evet, şimdi bir de için... emeklinin %80'i, %80 açlık sınırının altında. Evet. Yani açlıkla mücadele eden insanlarımız, emeklilerimiz %80'i. %85'i de asgari ücretin altında, evet, emekli maaşı alıyorlar. Bunlar, buradan sizin de vasıtanızla siyasi iradeye sesleniyoruz. Bunları görün artık. Çünkü emekli patlama noktasına gelmiş. Ekmek alamıyor. Hastanede nüfus kağıtlarını rehin bırakan, evet, emeklilerimiz var. İlaç farkından dolayı. Eşinin ilaç farkından dolayı. İlacını alamayan emeklilerimiz var. Var. Bunların mutlaka görülmesi ve duyulmasını arzu ediyoruz. Bu sağlanmadığı takdirde sosyal barıştan söz edilemez. Yani iş dünyasına elbette ki katkı sağlansın, verilsin ama geri dönüşü nasıl oluyor onu bilemiyoruz. Emekliye bu yapılmıyor. Yani bu güzelliklerin, evet, yapılması lazım. Yani emekli bu ülkenin az önce söylediğimiz gibi hem anası hem babası hem de dönen çarkı. Eğer emekliye fazla bir ücret ödenmiş olursa ülke ekonomisi de ferah kavuşur. Evet. Burada dönen katma değer vergilerinden dolayı iş dünyası da canlanır. Durgun olan ekonomi yeniden hayat bulur diye düşünüyoruz. Evet, aslında şöyle baktığımız zaman gerçekten askeri ücret, yani, evet, askeri ne demektir? Yani en azamisi askeri geçim. Evet. Yani o onu istiyor aslında emekli. Evet. Onu da alamayan emeklilerimiz var gerçekten. Bu da normalde baktığımız zaman aslında acı bir şey. Yani hakikaten en az asgari ücret olması gerekiyor bir emeklinin maaşı. Şu ne an, yazık ki öyle bir pozisyon yok şu anda. Şu an 1500 lira emekli maaşı alan emeklilerimiz var. Evet. Bundan kira mı ödesin, çocuğunu mu okutsun, torununa çikolata mı alsın? Yani insanın vicdanı sızlıyor gerçekten. Öyle tabii, yani hani, evet, biraz önce dedik ya kültürümüzde de, evet, bizim işte oğluna, kızına, torunlarına bakma gibi kültürümüz var. Ne yazık ki emeklilerimizin aldığı ücretlere baktığımız zaman da işler acısı. Evet. Şimdi bir de benim sormak istediğim şu var, elbette ki. 20 bin üyemiz var dediniz. Yaklaşık. Evet. Yaklaşık. Bu anlamda da seçim dönemlerinde bildiğiniz gibi emeklilerimizin yanına adaylar gelir. Belediye başkan adayları olsun, doğru, milletvekili adaylarımız olsun, birçok vaatte bulunurlar ve sonrasında da birçoğunu unuturlar. Muhtemelen siz de o koltuğa oturduğunuzda bazı talepler olacaktır. Belediye başkanlarının, milletvekillerimizin talepleri olacaktır. Bu anlamda sizlerin de onlardan talepleri olacaktır elbette ki. Nasıl bir yol izlemek istiyorsunuz? Yani belediyelerimizden istekleriniz nedir? Milletvekillerimizden istedikleriniz nelerdir? Bu soru için çok teşekkür ederim. Yani bizim fanatik bir algımız yok. Evet. Yani fanatik bir bakış açımız da yok. Kim emekliye ne hangi nispetle fayda sağlıyorsa biz onlarla kol kola gezeriz. Çünkü, hı, Emekliler Derneği bir siyasi partinin arka bahçesi değil. Bu böyle bilinmesi lazım. Evet. Çünkü Emekliler Derneği'nin içerisinde her görüşte, her inançta insanlar var. Evet. Onlar bizim insanımız. Yani Atatürk rahmetli Gazi Mustafa Kemal'imiz bu ülkenin sınırlarını, misak-ı milli sınırlarını çizerken doğusuyla, batısıyla, güneyiyle bir bütün olarak elde, evet, etmiş. Ama bu bütünlüğü bozmak isteyenler de var. Yani emekliyi ayrıştırmak, evet, emekliyi yalnızlığa itmek, hatta emekliyi siyasallaştırmak isteyenler de var. Biz bunların tamamını reddediyoruz ve hepsine karşıyız. Biz diyoruz ki emekli hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak, hiçbir siyasi iradenin de yandaşı gibi görünmeyecek. Kim emekliye nasıl fayda sağlıyorsa, çünkü biz birçok siyasi partilerin seçim beyannamelerini de gördük. Evet, evet. Mesela 3600 ek göstergeden. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet, evet. 20 yıldır intibak yasası hala meclise gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani papatya falı gibi. Onaylanacak mı, onaylanmayacak mı gibi.
papatya falına bakar gibi emekli intibakı da bekliyor. Evet. Biz bunların siyasi otoriteden, siyasi iradeden isteyeceğiz. Ama bize kim ne kadar yakınsa biz de onlara o kadar yakın olacağız. Elbette ki sosyal tesis yaparken bizim her mahalle bir emekli evi projemiz var. Geçen gün bir belediye başkanımızı ziyaret etmiştim. Bana dedi ki ya 2000 bu benim projem, aman bunu ben zaten yapacağım, kim gelirse gelsin. Ama o belediye başkanı gelmemişken biz evet. 2019 yılında da bu emekli evi projesini gündeme getirmiştik. Evet. Yani iyi olan projelerimize belediyelerimiz tabii ki sahip çıksın. Tabii ki. Ama yönetimin işletmesini bize bıraksınlar, emekliye bıraksınlar. Çünkü emekli orayı daha iyi korur, oraya daha iyi gözlemci olur. Çimlere zarar vermez, parklara zarar vermez, toplumsal değerlerimizi korur diye düşünüyoruz. Bu yüzden de belediye başkanlarımızdan da, milletvekillerimizden de, hatta cumhurbaşkanımızdan da taleplerimiz olacak. Evet. Biz inanarak yola çıktık. Hani cumhurbaşkanımız diyor ya, biz kefen giyerek geldik. Evet, biz de emekliye bir can ödenmesi gerekiyorsa, Allah rahmet eylesin, Aziz Başkan diye bir başkanımız vardı. Evet. Bizi kendini bize feda etti. Basın sektöründe kalemini satmadığı gibi bizi de satmayacak. Bizim de meselemize sahip çıkacak diye bize sahip çıkacağını düşünüyoruz. Evet. O yüzden de biz her siyasi iradeye çok yakınız. Hangi noktada emekliye faydası dokunacağı miktarda o kadar yakınız. Mutlaka. Evet. Dediğiniz gibi siyasi ayrım yapmamaksızın evet. ve hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmaması gerekiyor. Çünkü hepsine yakın olmanız gerekiyor. Mutlaka hepsinin yanında olmanız gerekiyor. Belki. Şimdi tabii emekler şunu da ister. Hani emekler derneğiniz, şubeniz nasıl bir yer, ben görmedim ama elbette ki emekliler de o şubeye gittiğinde bir rahat olmak ister, bir çayını kahvesini içmek ister, oturacağı elbette ki alanın biraz havadar olması gerektiğini ister. Oksijenin bulunması ister. Evet, yani bu anlamda yeriniz müsait mi? Değil. Ya da bir tasarruf ya da başkan olduktan sonra daha farklı düşünceleriniz var mı? Var, evet. Şimdi biz emekli evini lokali düşünürken onu düşündük. Çünkü evet. emekliler 3. katta 4. katta çıkamaz. Mutlaka. Şu an mevcut Yüreğir şubesi 3. katta bir şube. Evet. 4 kişi gelince 5. kişi ayakta kalan bir şube. Yönetim kendine, her biri kendine bir oda ve klima tahsis etmiş. Biz onlardan uzak olacağız. Yani çünkü emekli için kurulan bir yerde emeklinin orada egemen olması gerekiyor. Onun için de biz Seyhan Göl kenarında değil, Irmak kenarında güzel bir yer siyasi irademizden, belediyelerimizden, meclis üyelerimizden, siyasi parti il temsilcilerimizden yer talep edeceğiz. Evet. Ya verecekler ya verecekler. Yani bunu tehdit olarak algılamasınlar. Çünkü bu emeklinin her birinin 5'er tane oyu var. Yani bugün Türkiye genelinde 13 milyon evet. emekli var. 5 ile çarparsanız aşağı yukarı mutlaka tabii. Şu kadar yani, milyon evet, emekli aynen. yapar. Yani, yani en kısa Yüreğir'den değerlendirsek 20 bin diyelim. 100 bin yani, oy var. 100 bin oy var. 100 evet. bin oy da yani. Kaç tane milletvekili çıkarsa bilmiyorum gibi, ben yani, tabii. Yani evet, o evet, siyasi mutlaka, tarafını evet, hesaplamalarını aynen, bilmiyorum. Aynen. Bu kadar milletvekili yapar demektir. Bu kadar meclis üyesi yapar demektir. Şu kadar belediye başkanının işte oy farkıyla evet, gelir evet, kesinlikle, demektir. Kesinlikle. Herkesin hesabını doğru yapmasını arzu ediyoruz. Artık emekli hesap bilmez, kitap bilmez, insanların elinde olmayacak yönetimi. Evet. Çünkü biz bu konuda dersimizi çalışmışız, bilgi birikim sahibiz, emeklerimizi yarı yolda bırakmayacak, hesap kitap peşindeyiz. Şu an bile işsizliğin had safhada olduğu bir ortamda her hafta 10-15 kişi biz işe gönderiyoruz. Evet. İş dünyasıyla barışık evet, olmamız hasebiyle evet. işe gönderiyoruz. Yani bu diğer alanlarda da emeklerimize yansısın. Yani mutlaka. İş dünyası da öyle, hayır hasanatta da öyle. Şimdi birçok belediye gıda evet. yardımı adı altında paket dağıtıyor. Evet, evet. Ben bu paketlerin emeklerimize ulaştığına inanmıyorum. Çünkü orada hayra çalışmayan bir el dalıyor. Hani insan nefsi önce ben diyor ya. Evet.
o ben kavramı öne çıktığında bu paketler emekliye direkt ulaştı. Evet, daha farklı yerlere ulaştı. Biz geldiğimizde bu yardım paketlerini belediye kanallarıyla yine belediyeler dağıtıyorsa, ki gerçi şu an tasarruf tedbirler var, bundan sonra olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorum. Velev ki olursa biz adres vereceğiz, isim vereceğiz, gerçek anlamda ihtiyaç sahiplerini belediyeler de tespit etsin. Yani sosyal adaleti sağlamış olacağız. Ya elbette ki, yani siz başa geldiğinizde şunu da yapmak gerekiyor. Kendi üyelerinizin işte hayat şartları nedir? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor ki öyle bir durumda nereye nasıl ulaşacağını en azından tespit etmeye şansınız çok daha iyi olur. Yani bunu elbette ki yapmanız gerekiyor. Artı bir de hani dedik ya, kültürümüzden bahsettik. Evet, evet. Emeklilerimiz gerçekten kültürüne düşkünler. Bunların eşleri var, çocukları var. Bunların da yararlanacağı bir çalışma olacak mı? Yapacak mısınız? Tabii şimdi biz iş dünyasıyla barışık olmamız hasebiyle zaten onları bir kere iş alanına kaydırmış olacağız bir. İkincisi, bizim bir kooperatifleşme adı altında tüzüğümüz buna yer veriyor. Son bir değişiklik olmazsa onu da genel merkezimizde olgunlaştırmadan da burada anons etmek istemiyoruz ama sorunuza cevap olsun diye söylüyoruz. Bir kooperatifleşme süreci başlatmış olacağız. Bu kooperatifleşme sürecinde belli iş dünyasıyla, yani evde üretime katkı sağlamak adına bu biçki nakış olabilir. Efendime söyleyeyim, işte süs eşyaları olabilir, evde yapılabilir şeyler olabilir. Bunları biz işsizlerimize onların aile bütçelerine katkı nispetinde böyle bir çalışmamız olacak inşallah. Evet. Elbette emeklilerimizin şu anlamda, işte Emekliler Derneği bazı konularda çalışmalar da yapıyorlar işte. Bazı kurumlardan indirim alıyorlar mesela. Bu gibi çalışmalar vardır belki ama çok az. Herhalde daha da çoğaltacak mısınız? Çoğaltacağız. Bu anlamda neler yapacaksınız? Şimdi diyelim ki Akkapı'da üyemiz var. Evet. Şu anki mevcut yönetim şeyde kendine yakın biriyle bir koca Adana 80-100 bin nüfuslu üyeye çöplük yolunda bir firmadan odun kömür anlaşması yapmış. Bir de tüp gaz anlaşması yapmış. Şimdi tüp gaz buradan Hadırlı'ya nasıl gitsin? Evet. Onun gibi birçok kalemler var. Mesela biz o kalemleri çoğaltacağız. Evet. Yerel anlamda çözeceğiz. Yani mahallede, Yeni Doğan'da olacak, Bey Mahallesi'nde olacak, Anadolu Mahallesi'nde olacak, Akkapı'da olacak, Haydaroğlu Mahallesi'nde, Seyhan'da, Yamaçlı'da. Yani o bölgeyi kucaklayacak, fırın olacak, tekstil ürünlerimiz olacak, halı, mobilya, beyaz eşya, tamir, bakım, onarım, düğün salonları, restoranlar, yani restoranlarla da biz anlaşmalar yapacağız. Bir de otellerle de biz anlaşma yapacağız. Emeklinin yakını geldiğinde nerede kalacak? Çünkü bizim burada bir misafirhanemiz yok. Evet. Ankara'da genel merkezimizin bir misafirhanesi var ama o da yetmiyor. Yani bunu biz Adana'da da indirimler marifetiyle, düğün salonları marifetiyle bunları yapacağız. Bu indirim kalemlerini çoğaltacağız. Evet, inşallah diliyoruz. Elbette ki bunlar da emeklerimiz için önemli. Aldıkları maaşlara bakıldığında bunlar da önemli elbette ki. Konuşmalarınız içerisinde birçok emekliye ulaştığınızı söylediniz. Doğru. 18 aydır çalıştığınızı, sahada olduğunuzu söylediniz. Şimdi emeklilerle görüşürken emeklilerin derdi ne en çok? Yani en çok istedikleri konu nedir? Emekli önce huzur istiyor, adalet istiyor, eşitlik istiyor. Maaşlarının devlet erkanı tarafından iyileştirilmesi noktasında onların gür sesi olmamızı istiyor. Bizim de medya sektöründen geldiğimizden dolayı bize inanıyorlar. Bizim projelerimize inanıyorlar. Bu inanç bizimle aynı yarışta olan, yani başkanlık yarışında olan İki arkadaşımızın da bize katılmasına vesile olmuştur. Mesela bankacı Ali Özdemir Bey, o birçok şu an mevcut yönetimden ayrılarak bize biat etmiştir.
Yine daha önce Doğru Yol Partisi'nde milletvekili adayı olan ve barajı aşamadığı için milletvekili evet. olamayan Hakan Topaloğlu Bey de bize karşılıksız olarak katılmıştır. Bunun gibi birçok katılım bekliyoruz. Evet. Yani eşimizden, dostumuzdan ya bizi Aziz Başkan'la tanıştırın, onlarla evet. buluşalım, projeleri çok güzel, onların önüne set olmayalım, oylar bölünmesin, işte yaz mevsimi farklı talepleri evet. olmamalarına rağmen bize böyle talepleri de oluyor. Evet, yani az daha tekin olarak siz şansınızı herhalde iyi görüyorsunuz. Vallahi biz emekliye güveniyoruz. Emekli nankör değil. Emeklimiz nankör değil. Evet, yani sahaya gittiğimizde, sokağın bize bakışını gördüğümüzde sokak bizi kabullenmiş. Biz de zaten onları dünden kabullendiğimiz için biz başkanlık adayına, evet. adaylığına soyunduk. Bu sebeple de emekli bizi istiyor. Evet. Şimdi aslında en önemli konulardan programımızın da sonuna geliyoruz. Son sözleri vereceğim ama size. Evet. Hani programın ilk başında seçim pusulalarından bahsettiniz. Şimdi sonuçta emekliyiz. Gerçekten geçmişte emekli olup da oraya üye olan arkadaşlarımız da var. Belki okuma yazma bilmeyen emeklerimiz de var. Yaşlı emeklerimiz var. Göz az gören emeklerimiz var. Şimdi bu seçim pusulası nasıl olacak? Ya da seçim pusulasında emeklerimizin dikkat etmesi gereken konular nelerdir? Yani bu önemli evet. aslında. Yani sonuçta emeklimiz gidecek, oy kullanacak ama yani istediği adaya oy vermek için neler yapması gerekiyor? Nerelere dikkat etmesi gerekiyor? Doğru. Şimdi burada ahbap çavuş ilişkileri devreye giriyor. Evet. Emekliyi inancından, inanmışlığından uzaklaştırmak isteyen bazı açık gözler oluyor tabii. Evet. Biz bunlara oy hırsızı diyoruz bu tür insanlara. Çünkü onları etkilemeye çalışıyorlar. İşte o şudur budur gibi lekelerle, iftiralarla evet. saldırabiliyorlar. Bizim burada oy pusulamız zaten bir yönetim belirliyoruz. Yönetim belirlediğimiz yönetimde işte bizim oy pusulamızın rengi turuncu. İşte başkan, 4 tane asil üye. Evet. Denetleme kurulu 3 denetleme asil, 3 evet. Denetleme yedeği, 5 de yönetim yedeği oluşuyor. Yani o listeye yazılıyor. Emeklinin eline böyle bir pusula veriliyor. Şöyle bir pusula veriliyor. Bunun burada listeler var, şahıs evet. listeler var. Zarfın içine konuluyor, emekliye veriliyor. Emekli öyle atıyor ama bu arada... Emekli, yani tüm yani şeylerin adayların şeyleri orada mı? Tek pusula üzerinde mi? Yok. Herkes ayrı ayrı renkte pusula basmış oluyor. O muhtarlık seçimi gibi. Muhtarlık seçimi gibi. Evet. Evet. Muhtarlık seçimi gibi. Onları dağıtıyorlar. Tabii orada ahbap çavuş ilişkileri devreye evet, girdiğinde evet, o evet. kimi nasıl ikna edebilirse oluyor ama burada da tabii herkesi emeğe saygılı olmaya davet ediyoruz. Ya İnsanları tabii emekli aldatmayalım. Evet. Çünkü emekli aldatmayı artık hak etmiyor. Hak etmiyor. Elbette ki yani emeklerimiz muhtemelen adayların projelerine bakacaktır. Yapacaklarına, evet. yaptıklarına bakacaktır. Evet. Ona göre oylarını verecektir. Evet, programımızın da sonuna geldik ama konuşamadığımız konular var. Sözü ben size vereyim. Siz evet, şimdi istediğiniz gibi en önemli buyurun, konu konuşun. Evet. 2-3 gün önce malumunuz biz emekli zam farklı evet. açıklandı. Bu da 8.45 nispetinde. Bu neye göre açıklandı bilmiyoruz. Sokağın enflasyonuna baktığımızda sokak enflasyonu %50'ler seviyesinde. Evet. Şimdi TÜİK'in enflasyon sepetinde emekli yok. Mesela zam farkı açıklandı. 2 gün sonra doğalgaza %15 şeye elektriğe %20 evet, nispetinde zamlar geldi. Evet. Bu emekliye verilen zamı sildi süpürdü. Siyasi irade burada samimi olmuş olsaydı bu zam farkını 1 Haziran'da ele alırdı. Evet. 1 Haziran'da ele almış olsaydı bu emeklinin de zam farkı zam farkını yansımış olacaktı. Şimdi malumunuz Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında tüm abone gruplar için evet. %15 oranında artış yaptı. Bu artış ile mesken abonelerde 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil
91.56 evet. TL ödenecek. 100 kW için. Evet. Şimdi emekli hangi parayla bunu ödeyecek? Mutfağa mı ödeyecek? Çarşıya mı ödeyecek? Pazara mı ödeyecek? Dolmuşa mı ödeyecek? Yapılan son zamlarla birlikte elektrik fiyatları son 3,5 yılda %122 nispetinde artış sağlamış. Yani yazık günah. Yani emekli maaşıyla karşılaştırdığında evet, çok düşük. Emekli bu evet. artışların neresinde? Evet. Yani siyasi otoritenin de kendini hesaba çekmesini, elini vicdanına koymasını bekliyoruz. Yani sonuç itibariyle emekli her alanda olduğu gibi bu artışlar noktasında da hüsranlar yaşamakta. Sonuç itibariyle biz bir de programın sonuna geldik diye. Evet, son sözlerinizi için. Alalım bu arada. Evet. Sonuç olarak ben de fazla vaktinizi almayayım. Bir notlarımdan okuyarak gideyim. Çünkü malumunuz biz basın mensupları not alarak konuşmayı daha çok severiz. Böyle hata yapmamak adına. 17 Temmuz'da Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi binasında yapılacak olan TÜYET Yüreğir Şubesi Başkanlık Seçiminde oy pusulamızın rengi turuncudur. Kadir Şinas emeklerimizin tercihini, tecrübeli bilgi devlet yetkililerinden emeklinin hakkını istemesini bilen, profesyonel yönetim belgesine sahip Aziz Dağtekin ile ekibinden yana kullanmasını arzu etmekteyiz. Bu ülkenin hem anası hem babası olan değerli emekli kardeşim, 17 Temmuz sabahı uyandığında elini vicdanına koy, o nasırlaşmış pak ellerinde helal oyunu Aziz Dağtekin ve yönetimine ait olan turuncu oy pusulasında kullan. Çünkü bizde içi boş vaatler yok. Çünkü bizde yalan yok. Çünkü bizde haram yok. Çünkü bizde kul hakkına uzanan el yok. Çünkü bizde ayrıştırma, ötekileştirme, evet. siyasi hesap yok. Kısacası bizde hizmet aşkı var, inanç var, iman var. Ay yıldızlı bayrak aşkı var. Üstad Necip Fazıl'ın da dizelerinde yer verdiği gibi tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köylen koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Rakip adaylara da birlik ve beraberlik içinde olmaları temennisiyle başarılar diliyorum. Bize mikrofonlarını açan Metropol FM ailesini, bizi radyoda canlı dinleyen ve sosyal medyada canlı yayın üzerinde bizi izleyen herkese teşekkür ediyor. Bu pandemi günlerinde sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz Sayın Başkan. Biz de teşekkür ederiz. İnşallah başarılı olursunuz. Önemli olan başarmak ve vaatleri yerine getirmek. Biz asla öyle yapacağız. Yani siyasiler gibi vaatlerimizin unutan değil, bilakis yaşayan taraf olacağız. Ben de her zaman şunu söylerim elbette ki, bizler de bu tür programlar yapıyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz. Bunlar da kayıt altına alınıyor. İllaki. İleriki zamanda en azından sorma şansımız olur. Olacak. Şu vaadiniz vardı da hangisini yaptınız diye sorma şansımız olur. Yok, davet edeceğiz. Sizlerle evet. sık sık görüşeceğiz. Biz bu afişlerden 20 bin tane bastırmıştık. Evet. Bunu dağıttık. 20 bin kişi de var yani. Atmayanlar evet. varsa bunu saklasınlar. 3 yıl zaten. 3 yılda bir seçim yapılıyor. 3 yılda bir hepsini gerçekleştiremesek dahi %90'ını evet. gerçekleştirmiş evet. oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Önemli olan bu zaten. Önemli olan verilen vaatlerin yerine getirilmesi. Ben de size başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür İnşallah ederim. Her şey emeklerimiz için olur evet. diliyoruz. Yani emeklerimiz gerçekten yıllarca çalışıyorlar. Emekli olduktan sonra en azından bir rahat etme fırsatları doğar. Bir rahat etme fırsatları olur diliyoruz. İnşallah ileriki zamanda yine görüşeceğiz i̇nşallah, sizinle inşallah, inşallah. Muhtemelen. İnşallah. Bunları daha detaylı konuşacağız. Hani eğer başkanlığınız olursa zaten artık ondan sonra yapmanız gerekenleri konuşacağız. O zaman hizmetleri konuşacağız. Evet, hizmetleri konuşacağız. Çok evet. teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Hürmet ederiz. Evet sevgili izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Söylediğimiz gibi, dediğimiz gibi bugünkü konuğumuz Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi adayı Aziz Dağtekin'di. Kendisi emeklerle ilgili projelerini burada sıraladı. Güzel projeler var. İnşallah yerine getirir diliyoruz ve emeklerimiz mutlu olurlar diliyoruz.
Ve ben burada programı sonlandırırken bugün emeklerimizi konuştuğumuz için öncelikle emeklerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın yine burada olacağız. Tüm herkes kendine iyi baksın diliyorum. Ve yarına dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz efendim.